genel izleyici kitlesi için uygundur. Değerli izleyenler merhaba. İklim değişikliğine uyum süreciyle ilgili gelişmeleri paylaştığımız Yaşanabilir Dünya başlıyor. Değerli izleyiciler, 6 Şubat'ta yaşanan ve milletimizi derinden sarsan depremlerin ardından enkazların bertaraf çalışmaları sürüyor. Enkazlar çevre ve sağlık açısından çeşitli riskler taşıyor. Bu nedenle atıkların doğru bertaraf edilmesi şart. Biz de bugün programımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi İşletme Fakültesi Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hatice Camgöz Akdağ'ı ağırlayacağız. Kendisiyle sürdürülebilir afet yönetiminde atıkların bertaraf yöntemlerini konuşacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok üzgünüz. Canlarımız gitti. Kederimizi de kelimelerle tarif etmemiz mümkün değil. Ancak hayatta devam etmek durumunda. Geride kalanlar için de bölgenin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Bölgeye baktığımızda depremden geriye binlerce enkaz kaldı. Bu enkazların bertarafı ise çok önemli bir konu. İlk olarak hocam şöyle başlasak, eski binaların bertaraf edilmesinde nelere dikkat edilmeli? Eğer dikkat edilmezse karşılaşabilecek sorunlar neler olabilir? Nasıl riskler var? Buyurun lütfen. Evet, maalesef deprem çok zor bir süreç olmuştur. Hala acılar çok taze. Hayatını kaybedenlere, rahmet yaralılara acil şifalar, bölge halkına ve tüm millete sabırlar diliyorum. Afette hayatını kaybeden insanların acısının yanında tabii sizin de söylediğiniz gibi başka sorunları da beraberinde getiriyor. Ve deprem sonrası ciddi çevre sorunlarıyla karşılaşıldığı ortada. Evet. Ama başlamadan önce tabii benim bu, hani sonuçta çevre mühendisi değilim ve bu konuyla ilgili alakamdan bahsetmek istiyorum dinleyiciler tabii açısından. Ben kalite yönetimi doktorası yaptım. Brunel Üniversitesi'nde Boğaziçi Üniversitesi işletmeyi bitirdikten sonra 2012 yılından beridir de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde öğretim üyesiyim. Benim araştırma alanlarım sürdürülebilirlik, sağlık sistemleri yönetimi, süreç yönetimi, katı atık yönetimi, kanser tanı ve tedavi süreçleri iyileştirme yönetimi, yalın sistemler gibi tanımlayabilirim. Çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetim aslında çocukluğuma dayanıyor. Çünkü rahmetlik babam Profesör Doktor Okay Camgöz, İTÜ Maden Yüksek Mühendisliğinden sonra McGill Üniversitesi'nde Maden Mühendisliği Yüksek Lisans Doktorası yaptı. Ve yazdığı 400 sayfalık doktora tezinde azbestin akciğer kanserine, azbest madenlerinde çalışanların akciğer kanserine sebebiyet verdiğini ispat etmiş olması. Ve o yüzden de çocukluğumuzdaki evde konuşulan konular genellikle insanı tehdit eden ya da iklim değişikliğinin dünyamıza ve bizlere nasıl etki edeceği konusunda hep konuşurduk. Evet. O yüzden de hani eski binaların maalesef ki bu madenlerden ya da işte bu maddelerden yapıldığından dolayı atıkların bertaraf edilmesi konusu çok daha ciddi bir konu haline gelmiş oldu. Afetler tabii doğalarına ve şiddetlerine bağlı olarak değişen fazla miktarda enkaz ve atık oluşturabiliyorlar ve ortaya çıkan atıklar mevcut katı atık yönetim testlerine ilave aşırı yük getirebiliyor ve diğer acil müdahale ve kurtarma faaliyetlerini engelleyerek aslında olumsuz yönde etki edebilirler. Deprem sonrası binaların yıkılmasıyla ortaya çıkan moloz yığınlarının insan hayatını tehdit edebilecek önemli rahatsızlıklara zemin hazırlıyor ve bu alanlarda bulunanların mutlaka maske gibi önlemlerde de kendilerini korumaları gerekiyor. Evet. Eski binaların yapımında kullanılan azbest gerekli önlemler alınmadan yapılan yıkımlarda kanser başta olmak üzere ciddi sorunlara neden oluyor. O yüzden de eski binaların yapımında kullanılan azbest kentsel dönüşümde veya şu anda hani en öncelikli konumuz deprem bölgesindeki binaların bertaraf edilmesi için gerekli tedbirler alınmadığında hani sadece bir tanesi akciğer kanseri başta olmak üzere toplum sağlığına açısından tehlike oluşturuyor. Bu sebeple de
doğal afet sebebiyle hasar görmüş binalar ve enkazın kaldırılması hususunda sistematik bir yaklaşım gerekmekte ve bu tehlike dikkate alınarak acilen müdahale edilmeli. Ama deprem sebebiyle taşınan enkazın bir yerden başka bir yere taşınması tehlikeyi daha da arttırıyor. Çünkü havada asılı kalabilen azbest solunum yoluyla akciğer kanserine sebep olmakta ve taşıma sırasında gerekli önlemler alınmadığı takdirde daha büyük bir alana ve daha büyük bir nüfusun etkilenmesine sebebiyet verilmekte. Aslında Türkiye'nin 13 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan resmi gazetede nasıl bertaraf edileceğini ve insan sağlığını yıkım faaliyetleri sırasında ya da bertaraf edilme sırasında insan sağlığını, can ve mal güvenliğini ve çevreyi korumanın esas olduğu zaten yazılmakta. Bunun uygulanması gerekiyor sadece. Evet, bu uygulamada neler yapılması gerekiyor peki hocam? Nasıl uygulanmalı? Yani zaten görüyoruz, sulama yoluyla havaya toz bulutlarının ulaşmaması için bunlarla ilgili tabii benden daha bu alanda daha deneyimli arkadaşlarımız elbette vardır. Ben sadece süreçle ilgili daha çok ilgileniyorum. Hani taşıma süreciyle ilgili, evet. Evet, peki. Zehirli atıklara baktığımız zaman sadece asbest değil aslında, bunların dışında da orada problemler olduğunu görüyoruz. Bu problemleri de bize anlatır mısınız acaba, sizin dikkatinizi çekenleri özellikle? Tabii, yani sorun sadece binalardan çıkan zehirli atıklar değil elbette. Deprem sonrası kanalizasyon sisteminin zarar görmesi sonucu bölgede tuvalet sorununun seyyar tuvaletlerle giderilmeye çalışıldığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla patojenler içeren ve sağlığı tehdit eden insan dışkılarının uygun şekilde arıtılıp bertaraf edilmesi de gerekiyor. Sorun sadece enkazın kaldırılmasıyla bitmiyor maalesef. Yıkıntı atıklarının içinde kirleticiler daha sinsi oluyor. Çok ciddi bir insan kaybımız var. Şu anda bölgede yoğunluklu bir nüfus yaşadığını da unutmamalıyız. Kentsel atık veya evsel atık dediğimiz çöpler açığa çıkıyor. Ve bunlar havaların ısınması sonucu kokuşma ile halk sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturacaktır. Evsel atıkların, çadırların, konteynerlerin bulunduğu yaşam alanlarından hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekiyor. Ve deprem sonrası atık yönetiminin önemli bir ayağının da afet yıkıntı atığı olduğunu ve bunun ciddi boyutlara ulaştığını, ağır ve orta hasar almış binaların yıkılması sonucunda çok ciddi bir atık daha ortaya çıkacaktır. Evet, şimdi atıkların ortaya çıkacağından bahsettiniz. Bir de bu atıkların doğru şekilde toplanması var. Bu da çok önemli bir konu. Afet atık yönetimi stratejileri burada devreye giriyor. Neler yapılmalı atıkların doğru toplanması için? Tabii bu atıklar anında insanları hasta etmeyen, uzun vadede hastalıklara yol açabilecek bazı kirleticileri de içeriyor. Yani şu anda hasta etmeyebilir ama uzun vadede hastalığa sebep olabilir. Bunun başında tabii azbestten bahsettik. Azbest özellikle 1980'li yıllara kadar ısı yalıtımı için duvarlarda ve su sistemlerinde bolca kullanılan bir malzeme. O yüzden de binalar yıkıldığı zaman tozlu havaya karışıyor ve şu anki çalışmalar esnasında toz ve tozun içindeki azbest ve ağır metallerin çevreye karışmış olabileceğini zaten uzmanlarımız da söylüyor. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve bundan sonraki enkaz kaldırma çalışmalarına katılan kişiler de bu zehirden maalesef eğer doğru ekipmanları kullanmadan karışmışlarsa etkileneceği maalesef beklenmektedir. Yıkıntı atıklarında bulunma ihtimali olan azbeste karşı gerekli önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu ve orada bulunan vatandaşlarımızda maske kullanımının önemli olduğunu da belirtmek gerekir. Peki nasıl toplanmalı? Atıklar kesinlikle sistemli bir şekilde toplanmalı ve süreç haritası oluşturulmalıdır. Deprem felaketinin çevre felaketine dönüşme riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden şu anda acımızı bağrımıza basıp bir an önce çevreyle ilgili teknik konulara yönelip bu bölgedeki sıkıntıları çözmeliyiz. Yıkıntı atıklarının sulak alan, orman, su kaynağı ve doğal koruma alanlarına değil, verimsiz tarımda kullanılmayan ve hayvanların uğrak yeri olmayan bölgelere taşınması gerekiyor. Aynı zamanda hafriyat atıklarının da çok uzak bölgelere taşınması da yüksek yakıt sarfiyatı nedeniyle uygun olmayıp ciddi ekonomik bir külfet de getiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremden etkilenen şehirlerde moloz ve yıkıntı atıkları için tabii uygun alanların belirlenmesinde
bölgedeki belediyelerle işbirliği içerisinde çalışması gerekiyor. Evet. Hafriyat atıklarının yanı sıra enkaz altında kalan besi ve evcil hayvanların bertarafı ile kanalizasyon sorununun bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Sorunun halledilmemesi durumunda ise havaların ısınmasıyla haşerelerin taşıdığı hastalıkların insan sağlığını derinden etkileyebileceği de unutulmamalıdır. O yüzden de büyük şehirlerde gıda atıkları uzun süreli açıkta tutulamaz. Sokak hayvanları, kemirgenler ve haşereler atıkları çevreye yayabilir ve bu atıklarda bulunan hastalık yapan organizmalar sulara karışabilir ki karıştığı söyleniyor. Hatta ilk başlarda kesinlikle musluklardan su içmeyin, paketli sular kullanın denildi. Sonuç olarak aslında afet atık yönetim stratejisi belirlenmeli. Hızlıca süreci net olarak ortaya konmalı ve o sürece çevre ve halk sağlığı, mühendislik, toplumsal koşullar, yasal çerçeveler ve finansman temelinde atık planlama ve kontrolü, atık bileşimi, miktarı, atıkların toplanması, depolanması, taşınması, işlenmesi, yeniden kullanılması, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili interdisipliner bir çalışma gerekmektedir. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir şekilde açıkladınız. Hızlı hareket etmek gerekiyor. Aksi halde riskin ne kadar büyük olduğunu da yapılması gerekenleri de bizlerle paylaştınız. Şimdi diğer bir konumuz da sürdürülebilirlik aslında. Sürdürülebilirlik nedir dediğimiz zaman kısa bir tanım alacağım sizden ama bizim izleyicilerimiz zaten artık bu tanıma hakimler. Depremle ilgili baktığımız zaman peki depremle ilişkili olan sürdürülebilirlik hedefleri nelerdir? Yani sürdürülebilirlik ve deprem arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunu bize anlatır mısınız? Tabii. Bu konuda İstanbul Teknik Üniversitesi de zaten sürdürülebilirlik üzerine yoğun çalışmalar devam ettiriyor. Hatta iki tane sürekli eğitim merkezinde programımız var. Bir tanesinin koordinatörü benim, sürdürülebilirlik yöneticiliği sertifika programı, sertifika belgesi veriyoruz eğitim sonucunda. En başından aslında sürdürülebilirliği herkes biliyor ama hani 1987'lerde anlatılan işte ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tüketmeden karşılamak anlamına geldiği hep söylenirdi. Oysa şu anda artık bu hedefi 2030'a kadarki hedefi yakalayamayacağımız ortaya çıktı ve 2050 yılına kadar belirtilen kalkınma hedeflerini eğer biz uygulayamazsak ya da erişemezsek şu an nefes alan herkesin maalesef ki bunlardan etkileneceği netleşmiş durumda. Doğal kaynaklara ek olarak da ayrıca sosyal, toplumsal ve ekonomik kaynakları da kapsadığı 2000'li yılların başında söylendi, raporları yazıldı. O yüzden sürdürülebilirlik sadece çevrecilik değil. Sürdürülebilirlik tanımlarının çoğunda sosyal eşitlik ve ekonomik gelişme için endişeler gibi gündelik yaklaşımları da bulabilirsiniz. Örneğin deprem bölgesinde işte kadınların daha çok etkilendiği söyleniyor. Çünkü sonuçta hijyenik ped ya da tuvalet sorunu kadınlar tarafından daha çok etkilendi. Cinsiyet eşitsizliği aslında afet bölgesinde de görülmüş durumda. Sürdürülebilir çevre anlayışı mevcut kaynakların sınırsız olmadığı ilkesini merkeze koyuyor. Ve buna göre de üretim için harcanan kaynaklar ihtiyaç doğrultusunda azami şekilde kullanılıyor ve böylece sürdürülebilirlik hedefleniyor. Ekonomik açıdan sürdürülebilirlik kaynakların adil bir şekilde paylaşılması ve gerektiği kadar tüketilmesi anlamına geliyor. Aşırı tüketim sonucu değerli madenler ve çeşitli gıda kaynakları bitme sınırına yaklaşıyor. Evet, bu da hani bildiğimiz bir şey. Sosyal gelişim ve sürdürülebilirlik ilişkisi ise insan haklarının ayrım gözetmeksizin tüm toplumlarda korunmasını konu alıyor. Ve bunlar arasında eğitim, sağlık, sosyal adalet, güvenlik, ulaşım, su ve elektrik gibi unsurlar yer alıyor. Peki gelelim deprem bölgesine. Deprem sebebiyle ilişkili olan sürdürülebilirlik hedefleri nelerdir? Öncelikle zaten hedef 1, yoksulluğa son deniliyor. Şu anda deprem bölgesindeki vatandaşlarımız hiçbir şeye sahip değiller. Her şeyleri evlerinin yıkımlarının altında kalmış durumda. O yüzden de öncelikle o sorunu çözmeden zaten diğer hedeflere ulaşmak çok zor. Yoksulluğun tüm şekilleriyle ortadan kaldırılması amacı herkesin en temel insani gereksinimlerinin karşılayabilmesi için ortaya konulmuş bir hedeftir. Şu anda depremzedelerin en temel insani gereksinimleri nedir? Barınma ve yemek. Bu konuda hala sıkıntı yaşanıyor ve öncelikli olarak da bu hedefin tamamlanması ya da erişilmesi gerekiyor. Bu hedef kapsamında
evrensel temel gelir ile yeterli besin, temiz su ve sıhhi koşullara ulaşımın yaygınlaşmasının gerekliliği de vurgulanıyor. Bu da zaten şu anda depremzedelerin en önemli sıkıntısı. Hedef 2'ye baktığımızda bu da yine deprem bölgesi için çok uygun ya da hani açıklayıcı bir hedef. Açlığa son. Evet. En önemlisi işte yemek bulmakta, temiz yiyecek bulmakta. İşte ilk 24-48 saat hatta 72 saat yemek bulamadıklarını, lojistikte sıkıntı yaşandığı biliniyor. Açlık ve yetersiz beslenme sorunu çünkü daha sonrasında sağlık sorunlarına sebep olacaktır. Bu da o yüzden sürdürülebilirlikte evet açlığa son diye ikinci hedef en önemli hedeflerden bir tanesi ama şu anda gerçeğini de yaşıyoruz. Çocuklar dahil herkesin yeterli besine sahip olması amaçlanıyor. Yani sadece pirinç dağıtmak hani biz onları doyurduk demek anlamına gelmiyor. Onların büyümesi için sağlıklı hayatlarını sürdürebilmesi için bütün yeterli besine ihtiyaçları var. Aynı zamanda da tarımsal verimliliği arttırma ve sürdürülebilir tarım pratikleriyle gıda güvenliğini sağlamak hedefleniyor. Gıda güvenliğini sağlayabilmek için de tabii ki gıdaların saklandığı yerler önem arz ediyor. Hedef 3'e baktığımızda da sağlık ve kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Şu anda bunun eseri yok aslında deprem bölgesinde. Evet. Herkesin sağlıklı ve kaliteli bir yaşama sahip olması amacıyla oluşturulmuş bir global hedef bu. Ama biz şu anda ulusal olarak bakmamız gereken bir sorun. Evet, yüzyılın en büyük afetini yaşadık. Çokça doktorumuz oraya gönüllülük esasıyla koşarak gittiler. İnsanları tedavi etmek amacıyla işte ilaçlar gönderildi, seyyar eczaneler açıldı. Özellikle çocuk ve annelerin bu konuda sağlığının korunması açısından çok fazla uğraş görüyoruz. Bu konuda da sadece tabii tıbbi ilaçlardan bahsetmiyoruz. Buradaki hedefin içerisinde yani sağlık ve kaliteli yaşam hedefinin içerisinde aynı zamanda akıl ve ruh sağlığının geliştirilmesi yoluyla mutluluğun desteklenmesini de kapsıyor. Şu anda depremzedelerin en büyük sorunu artık ilk bu hedef 1 ve 2 yani barınma ve yemek sorununu çözdükten sonra da ruhsal olarak onların sağlığını yerine getirecek çalışmaların da yapılması gerekiyor. Bir diğer hedef ise nitelikli eğitimden bahsediyoruz. Evet. Şu anda oradaki çocuklar 8. sınıf olan çocuklar LGS'ye girecek. 12. sınıf çocuklar da üniversite giriş sınavına girecekler ve tüm Türkiye ile aynı şartlarda değiller. Maalesef kitapları yok, okulları yok. Zaten o kadar büyük sorunları var ki eğitimi ya da çalışmayı düşünecek halleri yok. O yüzden de buna da bir çözüm bulunması gerekiyor depremzedeler için. Hepsinin çünkü eşit şartlarda bu sınava girmesi gerekirken şu anda eşit şartlar yok bildiğimiz gibi. O yüzden bu çocukların da eğitimini düşünmek yine bizim devletimizin görevi. Doğru. Hedef 5 toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsettik. Burada zaten öncesinde de kadın ve kadının orada yaşadıkları çok açık. Kadınların işte ilk başta zaten tuvalet gereksinimi çok zor. O yüzden de onu çözmek üzereler bilmiyorum tam emin değilim şu anda çözülmüş mü ama bölgeye gitmediğim için. Ama aynı zamanda da tabii kadının ihtiyaçları erkeğin ihtiyaçları çok büyük bir fark. Hedef 6 temiz su ve sanitasyondan bahsediyoruz. Evet. Biliyoruz ki kanalizasyonlara karışan maalesef hem atıklar, bertaraf atıklar, ayrıca işte göçük altında kalan canını kaybeden vatandaşların ya da işte hayvanların kanalizasyona karışan zehirli atıklarından dolayı içme suyu şu anda sıkıntı ya da en azından kullanım açısından sıkıntı. Hedefe baktığımızda hedefte içme suyuna evrensel erişimin sağlanması ve su kıtlığı ile mücadele etmek gibi bir hedef konulmuş. Suyu daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ama şu anda biz onu farklı bir bakış açısıyla yönetmek zorundayız. Atık yönetimini konuşurken de bertaraf edilirken ya da enkaz kaldırılırken bolca suya ihtiyaç var maalesef.
Çünkü evet. başka bir hedef onun önüne geçiyor. O da insan sağlığı. O yüzden bu hedefler aslında birbirleriyle ilişkili ve bunların önem sırası ortaya çıkartılmalı şu anda. Sonrasında zaten geliyor sürdürülebilir şehirler, topluluklar, evet şehir yeniden yapılanmalı, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam falan diye böyle 17 tane hedef sayılabilir ama deprem bölgesiyle ilgili en önemli hedefler olarak bunları sayabilirim. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de izleyicilerimizin dikkatini tekrar toplamak açısından aslında tam söyleyecektim. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, sürdürülebilirlik ve deprem ilişkisi içerisinde çok güzel izah ettiniz bize. Madde madde anlattınız. Teşekkür ediyoruz bunun için. Şimdi diğer bir önemli nokta daha var. Küresel iklim değişikliğinin doğal afet riskleri üzerindeki etkisi. Bununla ilgili de bizimle nasıl bilgiler paylaşırsınız? Yani şöyle aslında on binlerce binanın yıkıldığı söylenen bölgede Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre acil yıkılması gereken bina sayısı 50 binden fazla. Yaşadığımız felaket sonrasında enkaz kaldırma çalışmalarındaki hafriyat atıkları halk ve çevre sağlığını tehdit edebilecek ciddi riskler taşıyor. Ve yıkılan ve yıkılacak olan binalarda bulunan molozlar içerisinde barındırabileceği kimyasal, elektronik ve azbest gibi içerikler sebebiyle bunu da konuştuk. Tehlikeli atık özelliği taşıyor. Salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve hijyen şartlarının sağlanması için bölgede acil olarak atık yönetim prosedürleri uygulanmaktadır. Ve öncelikle kaldırma, taşıma ve geçici depolama çalışmalarına özen gösterilmeli. Çünkü taşınan araçlarda sızıntı ve tozun önüne geçilmesi için gerekli tüm önlemler alınmalı. Atıkların bertarafı yapılırken de doğal alanlar yani ormanlar, meralar, tarım alanları, dere atıkları kesinlikle kullanılmamalıdır. Neden? Çünkü bunlar daha sonra iklim ve çevre kirliliğine sebep olacaklar. Atıklar kentsel çöp depolama alanlarına dökülmemeli. Tehlikeli atık sınıfındaki bu atıkların başka atıklarla birleştirerek çevreye zararlı olabilecek tehlikeli atık haline gelmemeleri gerekiyor. Ve doğal varlıklarımızı kirletmemelerine yani toprağımızı, suyumuzu kirletmeyecek şekilde planlı programlı yapılması gerekiyor. Bu atıkların depolanacağı alanlar belirlenirken toprağın vasfı yani tarım alanları ve meraların korunması, zeminin geçirgenliği, yeraltı sularının korunması, doğa koruma alanlarının konumu yani sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi etkenler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Sürdürülebilir afet yönetiminde atık yönetimi nasıl olmalıdır dersek de afetler dünya genelinde önemli hasarlara neden olmaktadır. Evet. Bu hasarlar yaşamın normalleşmesi, işte yeniden yapılanma ve genel atık toplama ve bertaraf süreçlerinde çevresel ve ekonomik bir yüke de neden oluyor. Kolay değil, çok büyük bir ekonomik yıkıntıya da sebep oluyor aynı zamanda. Bir afetin büyüklüğü var olan tehlike ve zarar görebilirlik kavramları ile ilgili aslında. Zarar görebilirlik ifadesine etki eden önemli faktörlerden biri de çevre kavramı, düzensiz şehirleşme, doğal çevrenin tahribi, küresel iklim değişiklikleri, öngörülemeyen tehlike ve riskler afetlerin büyüklüğünü etkilemekte ve toplumlarda önemli mağduriyetler yaratmaktadır. Ayrıca meydana gelen afetler şiddetlerine bağlı olarak da fazla miktarda enkaz ve atık oluşturabiliyor evet. ki biz bunu maalesef ki 11 ilimizde gördük. O yüzden bu atık yönetimi sistemi içerisinde afetler sonucu oluşan atıklar bertaraf seçenekleri ve uygulanan bertaraf yöntemleri çevre ve halk sağlığı açısından oldukça önemli. Gelişmiş ve maalesef ki gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlar karşılaşılan en büyük zorluklardan biri atıkların kontrol ve yönetimidir. Özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde afet sonrası ani olarak ortaya çıkan büyük miktardaki inşaat ve enkaz atıkları, sökülmüş ağaçlar, sürüklenmiş araçlar, benzeri diğer atık türleri atıkların kontrol ve yönetimine ilaveten önemli bir yük getirmekte. Bunu en büyük sel felaketinde birkaç gün önce yaşadık, orada evet, da gördük. Evet, maalesef. O yüzden de sadece deprem değil, hani sel yani doğal afetten bahsediyoruz burada. Afet zararlarını giderme çalışmalarının önemli bir kısmını aslında atıkların toplanması oluşturmaktadır. Aynı zamanda stratejilerle ilgili de sormuştunuz. Evet. Afet atık yönetimi stratejileri nelerdir demiştiniz. Evet. Afet atık yönetimi stratejileri atık planlama ve kontrolü, atık bileşimi ve miktarı, atıkların toplanması ve bertaraf seçenekleri,
çevre ve halk sağlığı yasal mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Evet. Yani öncelikle olayın ne kadar büyük olduğu planlanmalı, bunun kontrol altında ve mevzuata uygun şekilde yapılması gerekiyor. İyi yönetilemeyen sistem sonucu ortaya çıkan atıklar çevre ve halk sağlığı sorunlarına yıllarca etki edecektir. Ve bu sadece 11 ille de sınırlı kalmayacaktır. Bu nedenle de afet sonrası meydana gelen atıkların toplanmasına önce afet yönetim sistemi içerisinde bu atıklarla ilgili olarak bazı evet. konular tüm yönleriyle ortaya konulmuş olmalı. Peki. Tabii miktarlarını işte nasıl bertaraf edileceği, nasıl taşınacağı uzmanlar tarafından analiz edilmeli. Belirlenmesi gereken konular. Evet, evet. Geri kazanılabilen atıklar da var. Geçici depolanmaya uygun olup olmadığı anlaşılmalı ve bunlar da planlanmalı. O yüzden afet atık yönetimi stratejisini başlamadan önce netleştirmek gerekiyor. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Afetlerin iklim değişikliğine etkisini anlatmış oldunuz. Birbirlerini nasıl tetiklediğini de bizimle paylaştınız. Ve sürdürülebilirlikle ilgili bu konuda neler yapılabileceğini, sürdürülebilirlik deprem arasındaki ilişkiyi bizimle paylaştınız. Çözüm önerileri anlattınız. Bu da çok kıymetliydi. Katılımınız ve bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bir de ayrıca ben Kıbrıslı olarak da maalesef İSİAS Oteli'nin altında kalan evet. 35 vatandaşımızın da ve evet. 24'ünün çocuk olması sebebiyle de çok büyük acı yaşıyoruz. Arkadaşlarımın evet. Çocukları, benim mezun olduğum okulun çocukları. Evet. Onlara da buradan başsağlığı dilemek istiyorum. Sabırlar evet. diliyorum. Evet. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür başarılar ediyoruz. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kıbrıslı öğrencilerimize Allah'tan rahmet, sabırlı ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Değerli izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.